Herkese tekrar merhaba değerli dostlar. Gübre fabrikaları beklendiği üzere %10'luk bir baraj dilimini daha geride bırakmış durumda ve görmüş olduğunuz gibi önemli bir dirence gelmiş durumda. Bu bölge daha önceleri test edilen ve üzerinde kalıcılığının kısa sürdüğü bir bölge. Bu yüzden bunun üzerindeki geçişler hissede bizim için daha kalıcı yükselişlerin başlangıcı anlamına gelecek. Çok iyi bir bilanço beklemekteyiz hissede ve önümüzdeki dönemde de hisse senedinin önemli trend yükselişi 15 aylık yataylık süreçten sonra hızlanmasını beklediğimiz bir diğer konu. Şimdi hisse senedinde önemli bir dirence test edip hissede hafif bir kar satışı geldiğinden dolayı hissenin bu bölge üzerinde kalıcı olup olmayacağını takaslardan anlamaya çalışacağız ki takaslarda da birazcık çakallık süzmekteyiz. Hisse senedinde şöyle göstermek istiyorum. Öncelikle kimlerin elinde olduğunu bilin. Hissede iş yatırım hakim ortağımız %13 ile en yüksek pay onun elinde. Sonra Ak Yatırım, Ziraat, Yapı Kredi ve Citibank hesaplarının olduğunu görmektesiniz. Hissenin haftalığında gördüğünüz gibi neredeyse ilk 5'ten ilk 15 kurumda neredeyse 1.4 milyona yakın bir lot çıkışı olduğunu görmekteyiz. Yani hisseye talep arttıkça ana kurumlardan satış geliyor demektir bu. Hisse senedinin genel itibariyle haftalıkta alanlar emeklilik fonu, yatırım fonu olarak göze çarparken iş yatırım ise ekside gözüküyor. Normal şartlarda bunun içinde son 2 günün takası yok biliyorsunuz. Şöyle günlüklere baktığımız zaman aracı kurumda gün neler olmuş diye hissenin normal şartlarda takaslarında son hafta içerisinde şu görmüş olduğunuz 28 ve 29 haricindeki 25, 26, 27 bizim gün salımızın içinde gözükmesi gerekiyor. Ama ayın 26'sında iş yatırım hesaplarından 278 bin lot, 27'sinde her gün yükseldiyse 400 bin lot en iyi alıcı. Bakın her gün iş yatırım alıyor. Perşembe günü 373 bin lot, 29'unda bugün 600 bin lot. Hissedeki son 2 günlük varlığı göz ardı ediyoruz ve ayın 26-27'sindeki işlemlere bakıyoruz. Toplamda şurada da 300 bin lot diyelim. Bakın ayın 27'sinde de 400 bin lot. Neredeyse 650 bin lot civarında bu hissenin artıda olması gerekirken haftalıklarda 600 bin lot civarında ekside olduğunu görüyoruz hisse senedinin. Hatta gün bazında son bu haftayı dahi alsak son 2 gün hariçte ise iş yatırımın artıda olması gerekirken ekside. Bu ne anlama geliyor? Hisse senedinde gün içinde alıyor diye gördüğünüz kurum daha sonrasında almış olduğu lotu başka kuruma virmanlıyor demektir. Yani gün içinde hissenin takasını takip edenleri tedirgin edecek bir durumdur. Çünkü bir analist olarak baktığınız zaman gün içinde alan kurumlar daha sonra elindeki malı başkasına virmanlıyorsa burada bir art niyet vardır değil mi? Yani insan durduk yere bu kurum üzerinden alıp da her gün aynı kurum üzerinden ki iş yatırım bu hissede hakim ortak pozisyonunda o aldığı sürece yatırımcıların hisseye yöneleceğini tahmin ediyorlar, biliyorlar. Ve hisseyi de her gün götüre 90 TL'ye getirdiler. Şimdi normal şartlarda hisse senedini hani dandirik bir hisse senedi olsaydı derdim ki güzel mal pazarlıyorlar. Ama hisse senedi baktığımız zaman gübre fabrikaları bu yıl sonunda altın dökümüne de başlayacağı için şirketin cirosu hatta en önemli şey benim için durağan varlıklarında inanılmaz büyüklükler oluşmaya başlayacak ki hissenin piyasa değeri defterciye çarpanında bu net bir şekilde yansıyacak. Bu yüzden kısa vadedeki bu görüntüyü ben birazcık gözlerimi kapalı olarak yani hisse senedinde çok fazla yorum yapmayarak takip etmeye çalışacağım. Hisse senedinde çok büyük beklentilerim var ve bunları uzun vadede taşımaya çalışıyorum. Hisse senedinde kısa vadede bu 90 TL bölgesi yukarı yönde aşılırsa bakın şu yukarıdaki mavi çizgi 100 TL bölgesi. Yani eski seviyedeki şuradaki seviyeye yönelmek isteyecektir. Burası 99-35 civarları aslında 100 diyebiliriz buraya artık. Artık buraya kadar geldikten sonra tam bu kademeye kadar ulaşır. Bu dirence değer yani 100 kademesine. Bu kademe bizim için kısa vadede önemli bir yön tayin edecek. Yani şurada neresiydi orası? Yaklaşık 81-82 TL'den analiz etmiştik birkaç gün önce. Buradan 90 TL'ye gelmesini beklediğimiz noktaya ulaştı. Ama takaslar doyurucu değil. Yani hisse senedinde gün içinde önemli bir kurumun sürekli alışıyla yükseldiği bir sağlıklı yükseliş görüntüsü oluştururken ana takaslara baktığımız zaman iş yatırımı göremiyoruz. Onun dahi ekside olduğunu görüyoruz. Yani borsamızda çok çakallık dönmekte ama hisselerin ana hikayesine kafamızı oturttuktan sonra hisselerin neden yükselmesi gerektiğini, neden yükseldiğini daha iyi idrak etmemiz bizim için uzun vadede ciddi getiriler oluşturacak tek kriter ve buna uymak zorundayız. Yani hisse senedinde kısa vadede baktığımız gibi hissenin yükselişinde satış var. Hissenin sonuç aylıklarında da gördüğünüz gibi ilk 15 kurumda 3 milyona yakın bir çıkış söz konusu. Genel itibariyle de bunun yatırım finansının yatırım fonlarına devrettiğini, ziraatin oya devrettiğini, yani önemli kurumlar sürekli yer değiştirmiş. Ama bizim için önemli olan ne biliyor musunuz? Bakın şurada diğer hanesinde 2.6 milyon lot varken buradaki diğer hanesinde, alıcılar hanesinde 900 bin lot civarında bir lot var. Yani hissenin genelinde bir çıkış varken, yani belirli kurumlarında hissenin toplandığını görüyoruz. Bu bizim için kısa vadede ve orta vadede hisse senedinde bir miktar toparlanmanın oldukça net olduğunu gösteriyor olabilir. Yani hikayeye sadık kaldığımız sürece bu hisse senedinde önümüzdeki dönemdeki trend yükselişlerini takip edebiliriz. Şöyle tekrar destek noktasını yenilemek istiyorum. Hisse senedimizde kısa vadede daha önceleri de sık sık test ettiğimiz 86-87 bölgesi bizim için destek bölgesi. Ve hisse senedi şu kademenin altına gelmemeli. Neresi burası? Hisse senedinde kısa vadede ilk destek noktamız yaklaşık 87 TL seviyesi olacak. Bu kademenin altında en fazla 86 bölgesine kadar sarkmasını kabul edebiliriz. Ama bunun altında hisse senedinin yeniden şu alttaki yeşil çizgiye, yani 81 bölgesine geri dönmesini hiç sürpriz olmaz. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Bu benim uzun vadede taşıdığım bir hisse senedi olduğu için kısa vadedeki hareketlerini kısacı dostlar için tazelemek istedim. Tekrar görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.